Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. 2023 Mart aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, öncelikle Mart ayının genel başlıklarına şöyle bir göz atalım. 7 Mart'ta burcunuzda önemli bir dolunay var. Başak burcunun 16 derecesinde ve hemen aynı gün Satürn Balık burcuna geçecek. 16 Mart'ta Venüs Boğa burcunda ilerlemeye başlıyor. 21 Mart'ta Koç burcunda yeni ay doğacak. 23 Mart'ta Plüto Kova burcuna geçecek ve 25 Mart'ta Mars ikizlerden ayrılıp Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ve Merkür ayın 20'sine kadar Balık burcunda ilişki alanınızda olacak. Dolayısıyla aslında Şubat ayının sonlarından itibaren ilişkiler, işbirlikleri, yakın arkadaşlıklar, ortaklı girişimler, evlilik gibi konular, partnerle ilgili konu ve temalar sizin için daha belirleyici görünüyor ve bu ayın da ilk döneminde bu zihninize daha fazla meşgul edecek. Konuşmalar, görüşmeler, bilgi paylaşımları, yazışmalar falan olabilir. Gündeminizde olabilir. 7 Mart'ta sizin için çok önemli olacak bir dolunay var. Burcunuzda, Başak Burcu'nda 16 derecede olacak. Dolunaylar farkındalık dönemleri, tamamlanma dönemleri, sonuç alma dönemleri. Yani burada yaptığınız bir girişiminin sonucunu alabilirsiniz. Bir işi tamamlayabilirsiniz. Dikkat çekebilirsiniz. Bir başarı elde edebilirsiniz. Dolunay nasıl aydınlatıyorsa gökyüzünü, sizi de aydınlatacak. Yani siz de bulunduğunuz ortamda başkalarının dikkatini çekebilir, parlayabilirsiniz. Hak ettiğiniz başarıları da bu dolunayda elde edebilirsiniz. Bununla birlikte genel sağlığınızda hassasiyetler olabilir. Her dolunayda olduğu gibi. Hem ruhsal hem bedensel biraz hassas olabilirsiniz. Dolayısıyla kendinize bakmak, işte sağlığınızı iyileştirmek, şifa arayışları, terapiler, arınma çalışmaları söz konusu olabilir. Sağlık kontrolleriniz olabilir. Dolunayı takip eden günlerde işte diyete başlayabilirsiniz. Beslenme programınızı değiştirebilirsiniz. Sizin için artık gerekliliği kalmamış bir şeyleri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bu bir alışkanlık, bir bağımlılık, belki de bir ilişki bile olabilir. Yani tüm buralarda bazı önemli kararlar vermeniz, hayatınızda önemli dönüşümler yapmanız, yeni düzenlemeler yapmanız mümkün. Yani gerekli olanla gereksizi şöyle bir ayrıştıracaksınız kendiniz için. Ne iyi, ne zararlı, ne bunları şöyle bir hayatınızda fark etmeniz mümkün. Ve bununla da ilgili önemli kararlar, dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında mı? Bunu 12 derece ile 20 derece arası alabilirsiniz. O zaman bu bahsettiğim etkilerin sizin için çok daha önemli, çok daha belirgin olacağını söyleyebilirim. Dolunayı takip eden hemen aynı gün Satürn uzun süredir, 2,5 yıldır bulunduğu Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçecek. Bu da tabii ki kişisel olduğu kadar kolektif alanda da, toplumsal alanda da önemli bir transit. Ve sadece bu ayla sınırlı değil bu etki. 13 Şubat 2026'ya kadar önümüzdeki yaklaşık 3 yıl Satürn Balık burcunda olacak. Kuşkusuz en önemli etkiyi alan burçlardan birisiniz. Çünkü karşıt burcunuzda olacak. Satürn olan yerde sorumluluk var, ders var. İlişkilerinizle ilgili sorumlu olmanız gereken bir dönem. Eksikleri, hataları fark edip ilişkilerle ilgili hayatınızı düzenlemeniz gereken bir dönemdesiniz. Şimdi burada buna çok fazla vakit ayırmayacağım. Çünkü detaylı bir video hazırladım. Hem Satürn'ün Balık burcundaki genel etkilerinden bahsettim, hem de burcunuza olan tesirlerinden bahsettim. Demet Bağtacı YouTube kanalımda lütfen Satürn Balık videomuzu izleyiniz. Evet, ayın 16'sında Venüs Boğa burcunda ilerlemeye başlayacak. Venüs iyicil bir gezegen. Şanslı bir gezegen ve Venüs Boğa'da çok da güçlü. Sizin için de güzel bir transit bu. Toprak elementinde güçlü bir Venüs'ün ayın 16'sından itibaren size hem maddi hem manevi daha fazla destek olmasını bekleyebiliriz. Burada güzel seyahatler söz konusu olabilir. Yurt dışı ile ilgili daha olumlu, faydalı etkiler altında olabilirsiniz. Yani şans ve kısmetiniz artıyor bu alanda. Keyif için, eğlence için, iş için veya eğitim için bazı yolculuklarınız olabilir. Hukuksal alanlarda davalarınız, mahkemeleriniz varsa mesela Venüs'ün burada hak arayışlarınızda da size daha fazla destek olmasını bekleyebiliriz. Ayın 19'unda Merkür, ayın 20'sinde ise Güneş Koç burcuna geçecek. Enerjiler değişiyor ve hemen 21 Mart'ta Koç burcunun 0 derecesine yeni ay doğacak. Ekinoks'la birleşen bir yeni ay bu. İlkbahar başlıyor ve bu yeni ay gerçekten 0 derecede böyle bir yenilik heyecanı getiren bir başlangıç enerjisi getiriyor aslında. Hesap işleri, para işleri, sizin için biraz daha hisseli paralar, finansal paylaşımlar,
bir kredi başvurusu olabilir, bir miras, sigorta, nafaka gibi bir konunuz olabilir. Belki tazminat, belki bir bursla ilgili bir işiniz var. Buralarda bir girişim söz konusu, bir başlangıç, bir hesap yapma işiniz var. İşbirlikleri ve ortaklıklar alanında da. Mesela eşinizin bir işe girmesi, para kazanması ya da işbirliklerinden, partnerden, ortaktan gelebilecek bazı yatırımlar, bazı parasal destekler. Bunlar da söz konusu olabilir. Genel olarak aslında hayatınızın parasal olarak iyileşmesi ve parasal düzeninizi kurmak adına bu yeni ayın size yeni fırsatlar getirmesini bekleyebiliriz. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle öncü burçlarımız için daha güçlü bir yeni ay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Koç, terazi, yengeç ya da oğlak burçlarının 0 ile 5 derecesi arasında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ayın sizin için tesirlerinin çok daha önemli olduğunu, güçlü olduğunu söyleyebilirim. Evet, ayın 23'ünde Plüto Kova burcuna geçecek. Bu da yine bu ayın önemli bir etkisi, ama sadece bu ayla sınırlı değil. Bu da çok kolektife yayılan güçlü bir transit. 20 yıl sürecek zaten, 2044'e kadar Plüto Kova burcunda. Bu yıl sadece 11 Haziran'a kadar şöyle bir 0 derece Kova burcuna merhaba diyecek. Ama gerçekten dünyada olup bitenleri iyi takip etmek lazım. Çünkü siyasi olsun, toplumsal olsun, kültürel ya da ekonomik anlamda olsun, tüm insanlığı etkileyebilecek bilimsel konular mesela yenilikler getirebilir, yeni bir düzen getirebilir ve bunlarla ilgili işaretleri de getirebilir. Kişisel haritalarımızda da, kişisel haritalarımızdaki gezegenlerimize göre bazı tesirler getirecektir bize. Bununla da ilgili detaylı bir video hazırlayacağım. Yine Demet Bağtacı YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Ve Mars. Mars biliyorsunuz yaklaşık 7 aydır. Geçtiğimiz Ağustos'tan bu yana İkizler Burcu'ndaydı. Artık bu ay 25 Mart'tan itibaren İkizler'deki bu uzun yolculuğunu bitirecek. Yengeç Burcu'na geçecek. Mars Yengeç Burcu'nda önümüzde yaklaşık 2 ay boyunca kalacak. Sizin 11. evinizde kalacak. Mars neredeyse enerji oradadır. Demek ki bu dönem siz biraz daha toplumsal konularda sosyal etkinlikler olabilir. İşte grup çalışmaları, organizasyonlar olabilir. Bunlar dernek, vakıf çalışmaları gibi bazı etkinlikler olabilir. Buralara enerjinizi daha fazla odaklayacaksınız. Arkadaş ilişkilerinizde de zaman zaman biraz agresyon yaratabilir. Her türlü grup içerisindeki pozisyonunuzda, ekip çalışmalarında, arkadaş ilişkilerinizde de zaman zaman oradaki Mars'ın o agresif enerjisini, sabırsız ve dürtüsel enerjisini daha iyi kontrol etmeniz gerekebilir sevgili Başaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.